Gel. Efendim, intihar ya da cinayete dair hiçbir bulgu yok. Bütün gece boyunca binaya girip çıkan herkesin listesini istiyorum. Temizlikçi, elektrikçi, herkesi. İlaçları getirene kimlerle görüştüğünü, ne yiyip ne içtiğini, varını, yoğunu, aldığı nefesi bile araştırın. Emredersiniz efendim. Otopsi istiyorum. Bu ilaçların da araştırılmasını istiyorum. Kurumuna da bildirin. Artık saklamanın anlamı yok. Prosedürleri neyse uygulasınlar. Peki efendim. Umarım bütün bildiklerin seninle gitmiştir. Müsteşarı bağlayın. Testere Çakır'ın üstündeki adam. Niye Çakır'la cebelleşmiş ki? Dayı mevzu büyük. Ama verilen ceza da büyük. İstanbul terk et dedi Çakır'a. Öldürmeden önceki son ihtar yani. Kalemini kırmışlar Çakır'ın yani. Kaynatası olacak o deyus destek olmuyor mu? Dayı, görünüşte herkes destek. Ama aynı zamanda herkes köstek. Lazya arkandayım diyor. Tombalacı arkandayım diyor. Tuncay arkandayım diyor. Görünürde Çakır herkesi arkasına almış. Uçuruma doğru itiliyor. Bunların içinde en güçlüsü Lazya'dır. Sözü her yerde muteberdir. Deve daha dünkü çocuk. Tombalacı desen 20 sene evvel Aksaray Luna Parkı'nda sigarasına tombala çektirirdi. Nasıl yükselmiş peki böyle? Hırslı çocuktur. Ama bu kadar büyümek için hırsı yetmez tabii ki. Ben tanımadım etmedim ama emmiden duymuşluğum var. Bu çocuk evlendi, tiniyeti değişti. Her şeyi de kadınlara bağlıyorsun dayı ya. Dur yeğenim, bir dinle hele. Bu benim lafım değil, emminin lafı. Tombalacının karısı Alman Yahudisiymiş. Ailesi Hitler mezaliminden canını zor kurtarmış. Türkiye'ye sığınmışlar. Burada büyümüşler. Hırs oradan geliyor yani. Zulmü gören bir daha görmemek için her şeyi yapar. Gerekirse zulüm de edebilir. 48'de ailesi İsrail'e geçiyor. Ama bağlantıları kopmuyor. Kızlarını burada kutuyorlar. Tombalacıyla karısı nasıl evlenmişler onu bilmem ama hiç değilse kumarhaneler açıkken İsrail'den gelenlerden kazandığı para nereden baksan milyar doları geçer. Demek İsrail, silahların geldiği yer. Kim silah işine girse alacağı yer oradır. Ama tombalacı yapmış mıdır onu araştırmak lazım. Karısının ismini biliyor musun dayı? Vallahi buradaki ismi Işıl mıydı, Işık mıydı, öyle bir şeydi. Ama Ester diye de bir duymuşluğum vardır. Tabii bunların hepsi tevatür. Kahve dedikodusu yani. Vallahi dayı, bazen bu kadınlar konusunda haklısın diye düşünmüyor değilim. Hah, çok şükür. Bana bu konuda da hak verdiğini gözümle gördüm ya yeğenim. Daha ölsem de gam yemem artık. Gerçi sen yine bildiğini yaparsın ya. Öyle deme dayı. Şimdi bu Ester'in bir bacısı macısı varsa fena mı olur ha? Kahvecilikten işi büyütsen, bir kumarhane zinciri de sen açsan. Çok istiyorsan kendin al. Hangi birini alayım dayı ya? Ayıp ayıp. Hiç olmasa gözüme sokma. Evladım, bir lokma daha yesen. Doydum anne. Buldu ya oğlunu. Artık bakar da bakar. Yok cevizi pekmez ye, yok şunu ye, yok bunu ye. Çocuk da bir kaçar evden. Zor ikna ettim. Vallahi dönmem diye tutturdu. Hadi oradan. Yapmaz oğlum öyle şey. Tabii. Kızın olsa yapar, oğlun olsa yapmaz değil mi? Hı. Aşk olsun kızım. İkinizi birbirinizden ayırdığı mı var? Allah ayırmasın. Amin. Amin. Ben de ne güzel evinize yerleştim. Kendimi zorla kardeş ilan ettim. Ailenin içine girdim vallahi. Sen de bizim evladımızsın kızım. Bana bak. Öyle gideyim yeri yapmaya çalışma. Hiçbir yere bırakmam seni. Aa, nüfusuna da al bari beni anneciğim. Bu evin reisi benim. İstediğimi yaparım. Hiçbir yere gidemezsin. Peki babacığım. Sıkıntılar bir zaman insanları birbirinden uzaklaştırsa da bu sıkıntılara gösterilen sabır, verilen uğraş, mücadele
insanları ve ilişkileri daha güçlü kılar. Kopmamacasına kenetler. Ben hepinizden özür dilerim. Sizlere yaşattığım kötü günler için. Beni affedin. Artık kendini üzmek yok. Bu batağa nasıl girdiysen öyle de çıkacaksın. Ben senin yanlış bir iş yaptığına inanmıyorum. Sen inanmıyorsun da abla. Şirketle ilgili bütün kağıtlarda imzam var. Müsaadenizle bu iş benim. Benim yüzümden bu iş başınıza geldi. Temizlemek de bana düşer. Erdal'ın işiyle ilgili tüm sırlara vakıfım. Zaten Adnan'ın da ifadeleri var. İki celsede Eren'i beraat ettiririm. Ama bu süreyi maalesef cezaevinde geçirmek durumunda. Hoş geldin Hikmet abi. Bitmiş bu memleket Elif Bacı. Hayırdır Hikmet abi? Yine derin devlet ne yapamamış? Bırak derinini sığını Elif bacım. Daha cezaevinde can güvenliğini sağlayamıyorlar. Eren'in davasındaki adamı şişlemişler. Hadi geçmiş olsun koçum. Ne haber? Nasılsın? İyiydim. Şimdilik bir şey yapmamış. Ama ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Kızı babamın elinden almak lazım. Gitmişken alaydın da. Ya sana öldürecek diyorum, sen dalga geçiyorsun. Ne yapayım Nesrin? Ne istiyorsun? Ben düşmüşüm çoluk çocuğumun derdine. Bacın umurumda değil. Abi, çocuklar okula orduyla gidiyorlar. Çok rahatsız olmaya başladılar. Sağ salim gidip dönüyorlar mı? Mesele bitmiştir. Orduyla da giderler, tankla da giderler, zırhla da giderler. Biraz da rahatsız olsunlar efendim. Senle ben çok rahat büyümedik Derya Hanım. Bunlar gibi yalıda konakta da büyümedik. Lazia kızını alıkoymuş. Bak 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 bak. Sanki koymuş da mağara da alıkoymuş. Lan yedi önünde yemedi ardında. Meral Hanım da akıllı olsun da babasıyla anlaşsın. Bakma sen. Gül gibi anlaşır onlar. Deli deliyi gördü mü çomağını saklar. Hey! Senle doğanı değil de senden doğanları düşün biraz. Zor günler Nesrin. Zor günler. Belki bana baktığın son gündür. Belki çocuklarına. Belki de pencereden seyrettiğin şu denize. Biraz ciddiyet. Çok bir şey değil. Azıcık ciddiyet. Thank you.
Nasıl oldu dişin? İyi. Annemin bugün canı çok yandı. Çok ağladı. Doktor amca gözü hastan sildi. Öyle mi? Ben yemeğimi bitirdim. Kalkabilir miyim? Otur. Doydum. Tabağını bitir. Yemeyeceğim. Niye öldüğünü herkes anlasın. Kesin ağzına ver. Yüksek dağın başları da efil efil esiyor. Babam bu yıl kurbanı çifter çifter kesiyor. Babam bu yıl kurbanı da çifter çifter kesiyor. Oy sevdiğim oy. Oy Asiye, Asiye, tütün koydum kesiye. Babam seni verir de bir bağa bırak Asiye. Oy sevdiğim oy. Ufuk Bey'e yaptığınız operasyon külliyen yanlış. Benim kurumumla ilgili bir operasyon yapma yetkisini kimden alıyorsunuz? Kurumlarla ve kişilerle ilgili operasyonlarda kimseden yetki almayacağımı siz benden daha iyi biliyorsunuz. Meselenin iki yönü var. Birinci yönü operasyon yapıldı. Adamınız belge satarken suçüstü yakalandı. İkinci yönü adamınız sorgudayken öldürüldü. Kim tarafından? Biz sorguladığımıza göre karşı taraftan herhalde. Aslan Bey. Bunları yılların hatırına dinlerim ve söylediklerinize inanırım. Benden başka kaç kişiyi inandıracağınızı zannediyorsunuz? Benim kimsenin inancına ihtiyacım yok. Sadece inancımı sizinle paylaşmak istiyorum. Eğer dediğiniz doğruysa, Ufuk'u Amerikalılar öldürdüyse KGT'nin içinde de köstebekler var. Sen benim kurumumdaki köstebeklerin peşine düşeceğine kendi bahçeni temizle. Temizleyeceğim. Kökünü de temizleyeceğim. Sizden beklediğim de aynı hassasiyet. Siz benden hiçbir şey bekleyemezsiniz bu saatten sonra. Başına buyrukluğunuz yüzünden başımıza gelmedik kalmadı. Benim başına buyruk biri olup olmamam önemli değil.
Ama KGT kuruluşu gereği başına buyruk hareket eder. Bu kişisel değil, bizim kurumsal davranışımızdır. Bunu gerekli yerlerle görüşeceğim. Ve sizin hakkınızda ne biliyorsam söyleyeceğimden emin olabilirsiniz. Suç üstüne beklerim Aslan Bey. Gelirim, merak etmeyin. Sizin beklemediğiniz gün gelirim. Ankara'dan KGT'nin yeniden gözden geçirilmesini talep edeceğim. Ben de. Türkçe 29 harften oluşuyor. Üçü gitse kalır 26. Merhaba. Merhaba. Ne zahmet ettiniz avukat hanım? Verdim gitti. Ya Eren'den daha iyi damat mı bulacağım? Hadi gözün aydın Derya. Bir dakika ya, ben mi gidiyorum? Kızım, Meral evde olsa onu vereceğim. Hazırda sen varsın, ne yapalım? Hem ben Eren'i tanıdım, iyi çocuk. Aslan gibi oğlan. Senin için üzgünüm ama yaşı tutmuyor ablası. Ne yapalım kısmet? Yok yok yok, istemem. Hem daha ne olacağı da belli değil. Size akıl danışmaya geldim. Mahkeme meselesiyle mi ilgili? Evet. Erdal'ın adamını içeride şişlemişler. Hukuki olarak bir çıkar yolu yok. Oo, avukat hanım, aramıza hoş geldiniz. Hukuk çözemiyorsa biz hallederiz. İstersen yerine koyayım birini içeriye ha? Hayır hayır, böyle bir şey istemiyorum. Sizin usulleriniz ayrı, benimki ayrı. Sadece gidip teslim olursa içeride başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Ne yapmalıyım sizce? Davanın seyri biraz daha belli olsun, öyle teslim ederiz. Şimdilik kardeşini güvenli bir yerde saklayın. Yeriniz yoksa ayarlayalım. Yok, ben hallederim. Bu arada bizim usullerimizce kimse bizden para çalamaz. Kimsenin de bizde parası kalmaz. Hippidir, küpelidir, beni alakadar etmez. Madem avukatı sensin, gördüm ki haksızdan taraf değilsin, biz de o halde haksızlığımızı kabul ederiz. Ben de size ettiğim kötü sözlerde haksızmışım. Özür dilerim. Estağfurullah. Beşer şaşar. Emanetinizi iletirim. Davadan vazgeçmesi için de ikna ederim. Memati, avukat hanıma refakat et. Ortalık kapçı çanakçı dolu. Avukat hanımı tanımazlar, bulaşırlar. Maazallah, yakalarını kurtaramazlar. Üç kuruş para için hapislerde sürüm sürüm süründürür vallahi. Dikkat et, kurtlar yemesin. Ederim. Her şey için teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Can Polat. Sevdin bu kızı ha? Ben de. Tuhaf bir kız. Ne oldu? Niye taktın yine? Takmadım. Tuhaf dedim. Tuhaf falan ne? Ne bileyim. Öyle birdenbire içimize girdi. Tanımayız etmeyiz. Benim gibi tuhaf yani. Üf, ne alakası var? Boş boş konuşma kız. Yürü Can Polat. Gidip bir deniz havası alalım. Belli mi olur? Gidip dönememek var, dönüp bulamamak var. İstediğimiz yere gideriz. İstediğimiz zaman döneriz. İstediğimiz şeyi buluruz. Ne istersek o. Koçum benim be. Sen de olmasın iki çift güzel laf eden yok ki kardeşim. Eskiden bu cimcime ederdi. Şimdi o da başkalarına mı ediyor nedir? Ne oluyor bunlara ya? Ulan Avedin, hayatında hiç iki doğruyu üst üste yaptın mı? Plan olarak yapıyorum da abi, pratikte olmuyor. Yanlış adam seçiyorum demek ki. Ben de lan Avedin, ben de. Ulan nasıl bir zulaya götürüp çocuğu saklıyorsun da, ondan sonra bu zulanın yerini gösteriyorsun adamlara? Anlamış değilim abi. Bu ara çok kafam ağrıyor. Dikkatim dağılmış, yoksa hayatta kendimi izletmem, bilirsin. Bilirim abidin, bilirim. Ben senin dikkatini de bilirim, çapını da bilirim. Abi çocuğun peşine düşüp hallettireyim mi? Ya bırak abidin, düşüp ne yapacaksın? Emniyet olsun diye yanımızda kalsın dedik. Gittiyse cehennem olsun gitsin. Hı. Adnan öldü, Erdal da öldü. Çocuk bizi tanıyor mu? Tanımıyor. Gitsin cezaevinde 20 sene yatsın. Hiçbir şey olmazsa içeri düştüğü dakika işini bitireyim abi.
İçerideki adamlarım sağlam. Doğru söylüyorsun Abidin. Sağlamlar içeride, senin gibi çürükler dışarıda. Estağfurullah abi. Bir de küsme huyu mu çıktı lan Abidin? Yıkıl karşımdan. Emredersin abi. Abidin. Ha buradan bugün silahlar geçmiş. Cilve gözünü takip ettir. Tamam abi. Allah belanı versin abidin. Bak görüyor musun? Nabzım yükseldi. Tansiyonum düştü. Of. Of. Sonum babama benzemesin benim. Of. Asıl patrona ulaşan hiçbir bağ yok. Düzeneği çok güzel hazırlamışlar. Erdal gibi bir deli nasıl böyle bir iş çıkarmış? Tam onun işi, kurgu. Ayrıca Erdal'ın arkasındaki kişi işini böyle gördüğü için zengin ve dokunulmaz biri. Deve Tuncay. Oo, mafya jargonunu öğrenmişsin. Ya ne bileyim ya, Çakır'la Polat konuşurken duydum. Çakır'la Polat. Cezaevi arkadaşların yani. Daha düne kadar bu adamlar hakkında söylediklerini hatırlıyor musun peki? Hatırlıyorum tabii. Demek ki insanları mesleklerine göre sınıflandırmamak lazımmış. Kötüler için de iyiler de olabilirmiş. Doğru öğrenmiş miyim Canan Hanım? Mutlu musun? Aferin çocuğum. Demek 350 bin doları çıkardı verdi ha. Ben İstanbul'un en büyük avukatıyım. Sen ne diyorsun be? Mafyadan para tahsil etmiş adamım. Aman yerin kulağı vardır. Ay şu adam bir an evvel gelip parasını alsa nasıl tedirgin oluyorum bu kadar para. Alış Elif'cim alış. Artık mafya avukatısın. Çok paraya alış. Hiç de bile. Hem ben mafya avukatı olacağım da sen temiz toplum avukatı mı olacaksın? Anca beraber kanca beraber. Erdal Kömürcü. Önce ifadesini alacağız. Konuyla ilgili tahkikatı sürdürmek için. İyileştikten sonra akıl hastanesindeki müşahedesi nedeniyle oraya teslim edeceğiz. Gerisi doktorların vereceği rapora bağlı. Anladım. İki dakika görebilir miyim? Mahsuru var mı? İfadesini almadan görüşmek yasak. Ama zaten konuşacak durumda da değil. Lütfen. Fazla kalmayın. Kalmayacağım. Son bir kez görüp gideceğim. Onca yıllık hukukumuz var. Peki. Gülay. Merhaba. Nasılsın? Bak, başıma neler geldi. Yanıma oturur musun? Niye böyle oldu Gülay? Bilmiyorum. Her şey düzelecek mi? Bilmiyorum. Her şey düzelecek Gülay. İnan bana. Buradan bir çıkayım. Bizi bu hallere düşüren herkesten intikamımızı alacağım. Hepsine gününü göstereceğim. Gitmem lazım. Neden? Polisler müsaade etmiyor. Görüşürüz. Gülay. Yine gelecek misin? Tabii, gelirim. Sen gelmezsen ben gelirim. Ne güzel İstanbul be. İşine geldi mi Çakır adam temizle. İşine geldi mi Çakır kumarhane aç. İşine gelmedi mi
İstanbul'u terk et. Ne güzel İstanbul be. Bir sehem kurdular, herkesi birbirine kırdırdılar. Bir sehemi çözersek bütün planlarını tersine çeviririz. Doğru söylüyorsun söylemesine Can Polat da. Nasıl? Bana kalsa gideyim vurayım hepsini, öldüreyim de. Biz de tek tabanca yaşamıyoruz artık. Adamlar usulünce tehdit etmiyorlar. Usulünce hareket etmeyecekler demek ki. Biz de onların usulünü kullanırız. Çocuğu yok ki herifin. Ulan olsa da kaçırmam ya. Testereden söz etmiyorum Çakır. Lazya sana sevimi çöz. Ne istersen seni demedi mi? Dedi. Çözelim şu işi. Lazya ile testere kafa kafaya gelsin. Çözelim de ipin ucunu bulmadan yumağı çözemezsin Can Polat. Şevko geberdi gitti. Sırlarını da kefeninde götürdü. Tuncay patron kim bilir mi? Bilmez. Çünkü malları geçirir gerisine karışmaz. Ya iplikçi? Bilmez. Ama isterse öğrenir. İstemez çünkü canı kıymetlidir. Adamımız iplik çöz ama. Ne yapacağız? Ya kıymetli canını verecek, ya kıymetli laf edecek. Bu iplikçinin bir teline dokunalım. Bırak İstanbul'u, Türkiye'yi. Bütün dünya ayağa kalkar Can Polat. İyi ya, esas duruşa geçsinler. Simit! O zaman bir simidi hak ettin. Simitçi! Cömertmişsin be Çakır. Kırıcı oluyorsun Can Polat. Gevrek mi birader? Abi yeni çıktı fırından. Kaç para teki? 300 bin abi. 300 bin mi? Ulan bütün susamları kar olsa kaç para eder? Abi Allah bereket versin. Versin de para yok. Adamı kârına laf ediyorsun, cebinde kuruş yok. Tamam Can Polat, sen öde borcum olsun de. Bende de yok, iyi mi? Bana bak, bunu birine anlatırsan vururum ha. Estağfurullah abi, ikramımız olsun. İkram olmaz. Şu büyük araba var ya, git oraya. 200 milyon versinler. Yeğenlerime bir şey alırsın. Eyvallah abi. Simit başına 200 al. Sağ ol. Ya sen derdime mi ortaksın, borcuma mı ortaksın? Batırdın beni Can Polat de. Hayırdır Mehmet Bey? Hangi rüzgar attı sizi bu fakirhaneye? Rüzgar değil, fırtına iplikçi. Allah Allah! Ne rüzgarı, ne fırtınası! Sıcaktan yanıyoruz. İnanır mısınız? Yazıhanede sabahtan akşama kadar 10 tane fanila değiştiriyorum, bana mısın demiyor. Buraya geleyim dediğim burası da sıcak. Paran akıyı da bir klima taktır iplikçi. Canım, para meselesi mi? Sihat meselesi. Çarpıyor. Buyurun oturun, ıhlamur söyleyeyim. Yok sağ ol. Acelem var. Yani 10 dakika önce gelseydiniz yemek yiyorduk. Birlikte atıştırırdık. Zaten sıcaktan fazla yenmiyor. Birazdan buz gibi soğur burası. Sıkma canını. Paralarımı almaya geldim. Soğudu bile. Hayırdır inşallah. Bilmeden bir kabahat mı işledik? Yoksa dünyanın dengesi şaştı da birisi iplikçiden daha fazla para verir mi oldu? Dengenin şaştığı doğru iplikçi. Ama daha fazla kâr etmek için değil, paramızı kurtarmak için geldik. Benim işlerim yolunda Allah'a şükür. Dünyada neresi benden daha güvenli sizin paranız için? İsviçre. Aman şurası şeyler. Gavurun çocukları. Var ya onlar ölü soyar, ölü. Her şeyimi kaybetmekten iyidir iplikçi. Sıra sende. Hiçbir şeyin farkında değilsin. Ne sirası? Lazia bir dümen kurdu. Şimdi onu bahane edip herkes ortadan kaldırıyor. Şevko öldü. Tuncay vuruldu. Şimdi sırada sen varsın. Lazia'ya gerek yok. Bu sehem beni öldürecek. Girmez olaydım. Paracıklarımı koymaz olaydım. Dolandırıldık, unuttum gitti.
Sen bunu Lazyan tetikçisi Çakır'a anlat. Ben onu bunu bilmem. Yarına paramı tas tamam isterim. Aman bey, ne yapıyorsunuz? Canıma mı kastediyorsunuz? Bir haftadan önce bu kadar parayı toparlayamam. Banka satın aldım. Bir haftaya kim öle kim kala iplikçi. Elini çabuk tut. Canım, siz de Allah'tan haber almış gibi konuşuyorsunuz. Hem bu Çakır da kim oluyormuş? İplikçiye dokunacak adam da anasından doğmadı. Ben herkese lazımım. Amme hizmeti yapıyorum. Gözü dönmüş bunların. Kimseyi tanımıyor. En azından paramı verene kadar kendine dikkat et. Kızım, Bülent yolla koşsun. Kimsecikleri de içeri almayın istemiyorum. Hele o Çakır olacak adamı kapının önüne kadar dahi almayın. Tamam. Ne yapacaksa yapsın. Umurumda değil abla. Saçmalama Meral. Ne demek umurumda değil? Düşündükçe seni boğmak geliyor içimden. Ya nasıl kalkar gidersin? Boş ver beni abla. Çocuklar nasıl? Nasıl olsunlar? Sıkıntıdayız Meral. Hepimiz sıkıntıdayız. Pusat'a bir zarf vermişler. Eve göndermişler babana verdiği. Ne zarfı? Tehdit zarfı. İstanbul'u terk etmezsen çocuklarını öldürürüz diyorlar. Kimmiş peki bunlar? Eniştem ne diyor? Testleri miymiş neymiş? Babamın tayfasından. Babamdan ne gördük ki tayfasından ne görelim? Bunların hepsi böyle. Hükümleri ancak kadınlara bir de çocuklara geçiyor. Orhan! Efendim abi. Çakallar sürüye dalmış. Biz burada çoban köpekliği yapıyoruz Orhan. Çabuk hazırlanın. Çıkıyoruz. Emredersiniz abi. Benim ailemden birini tehdit edecek adamın sülalesini tükürüğümle boğarım. Canım, benim derdim Çakır'la, başkasıyla değil. Ben ekmeğimin peşindeyim. Tabii ki davadan vazgeçelim. O zaman ben dilekçeyi hazırlayayım, mahkemeye sunayım. Böylelikle dava kapanmış olur. Her şey için çok teşekkür ederim Elif Hanım. Rica ederim, görevimizi yaptık. Görüşmek üzere. Güle güle. İyi günler Elif Hanım. İyi günler. İyi günler. Oh, çok şükür yüzümüzün akıyla çıktık. Şimdi sıra bende. Hadi Eren'i alıp Hikmet abiye götürelim. Bir şey olmaz ama orada kalması daha güvenli. Gidelim. Gerekli olan bütün malzemeyi kayıt dışı alın. Hiçbir güvenlik ve görüntü sistemine takılmanızı istemiyorum. Operasyonu sadece sen ve iki adamın bilecek. Emredersiniz efendim. İş bittikten sonra kullanılan tüm teçhizatın bana getirilmesini istiyorum. Emredersiniz efendim. Hadi göreyim size aslan parçaları. Göreceğiz bakalım. Dokunulur musun, dokunulmaz mısın? Buyurun. Buyurun, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ben de toparlanıyordum. Lütfen oturun. Türkiye'de size ve bize dair hiçbir iz kalmadı. Evet, Ufuk Bey bu sabah kalp krizi geçirmiş. Ben de gidiyorum.
Geride sadece devam edecek olan işbirliğimiz kalıyor. Sizinle bağlantımız kopmayacaktır. Zaten sizin yerinize gelen de yakın bir dostunuz. Şüphesiz. Ama yine de insan İstanbul'dan ayrılmak istemiyor. Gideceğim en güzel yer Beyrut olacak. Güzel yer. Ziyaretinize gelirim. Ha, Beyrut kesinleştiğinde sizden bir ricam olacak. Tabii ki, elimden ne geliyorsa. Mühim bir şey değil. Bir gönül meselesi. Leyla isimli bir kadın. Aslen Beyrutlu. Ama uzun yıllar Almanya'da yaşamış. Hakkında bilgi edinir edinmez sizi haberdar ederim. Tabii biraz daha Doni'ye ihtiyacım olacak. Ulaştırırım. Size iyi yolculuklar dilerim. Havaalanına kadar size refakat etmemizi ister misiniz? Çok teşekkür ederim. Ama gerek yok. Lütfen Sayın Karahanlı'ya saygılarımı iletin. İletirim. Hoş geldin, hayırdır inşallah. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ne yapmışım abi? Bak koçum. Sen kısa pantolonla ananı keserken... ben 3000 kişiye racon kesiyordum. Benim bir yaramı, bir açığımı, bir düşkünlüğüm mü gördün ki? Bana saygısızlık edecek cüreti kendinde buldun. Cüretim doğuştan. Saygım sonsuz. Yaptığımı söyle ki yapmadığımı bileyim. Sen benim torunumun okuluna nasıl adam gönderirsin? Torunumun istikbaline nasıl şer düşersin? Ziya abi, bilmediğin şeyler var. Bizim gösterdiğimiz sana karşı saygısızlık değil, emre karşı itaattir. Senin torununun kılına zarar verenin derisini yüzerim. Ama torununla aranda damadım var. Ne olmuş damadıma? Önüne gelene saygısızlık edip başla kıçı ayırt edemez olmuş. Bak Necmi, Çakır benim damadımsa ben de onun babasıyım. Son babası değil. Bir saygısızlık yapmışsa kulağını da çekmek, koplasını da kesmek bize düşer. Çakır, bir saygısızlık yapmışsa sen 1000 yapmışsın. Beni iyi tanı. Bana saygısızlık bu alemde bir defa yapılır. Hasım geldin, dost kalk abi. Dostum olmaz, hasmım yaşamaz. Sen benim kardeşimsin. Kulağını çekmeye geldim. O tombalacı şişkosuyla çok geziyorsun Necmi. İkiniz bir İstanbul'a sığarsınız da... bir mezara sığmazsınız. Seni de, damadını da 7 parçaya bölersem 7 tepeye sığdırırım. Ya nefret ediyorum bundan be kardeşim. Ama gideceğiz, göreceksin. Herifin yazıhanesi alacaklı gibi oturan korumalarla dolu. Tedbiri iyidir. Duayet incelttiler. Eskiden 3 kiloydu. Şimdi topu topu 750 gram. Öyle deme Can Polat. Giren 10 gram, koruyan 75 katı da. Bu sefer de içeri girer girmez milleti vurma. Ya ne yapacağım ya? Kardeş payı. Ha.
Abi ben? Oğlum sen de işini çabuk bitir yetiş. Bir yere mi kaçıyorlar? Allah Allah. Sağ ol abi. Buyurun. Sağ olasın. Teşekkürler. Bak kuçum. Burnunu dışarı çıkarmayacaksın. Koparırım. Burası anı kucağı değil. Mızmızlandığın dakika kırarım kafanı. Abi ben sana ne yaptım? Hele bir yap. Hikmet abi bir kuyudan çıkarttık başka bir kuyuya mı attık kardeşimizi? Madem güvenliğinizi getirdiniz bundan sonra benim sorumluluğumda. Önce sorumluluk nedir onu öğrenecek. Söz dinlemeyi öğrenecek. Kendi başına yaşamak nedir onu öğrenecek. Abi bu kadar yıldır kendi başıma yaşıyorum zaten. Belli. Kaç defa kendine kahvaltı hazırladın? Kaç defa akşam yemeği için tencerede soğan kavurdun? Kaç kere yatağını düzeltip kaç kere donlarını yıkadın? Bunlar işime gelir işte. Sen canını sıkma Erencim. Ben gelir hepsini yaparım. Oho. Ablaları varken bunun da ağzı çok süt kokar. Bak oğlum. Kandın dilinin birine yaptın bir ton enayilik. Gerçi biz de çok akıllı sayılmayız. Ama mazlum yetime elimiz kalkmamış, sözümüz olmamış. O lavuğu elime bir verecektiniz ki kafasını taşlara vura vura aklını nasıl başına getiriyorum görecektiniz. Hakikaten öldü mü o lavuk? Çok şükür. Ölmez o. Ya Hikmet abi sen de ne iyinin öldüğüne inanıyorsun ne de kötünün. Elif bacım delinin canı teneşirde çıkar. O da imamın zoruyla. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Kimseden de şikayetçi değilim. Ne zaman çıkacağım ben buradan? Zamanını bilemem. Buradan çıksan da akıl hastanesine geçeceksin. Orada da bir hemşire yaralamışsın. Doğru mu? Anlattım size. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Herhalde sinir krizi geçirdim. Sonra ne oldu, başıma ne geldi hiçbir fikrim yok. İyi. İfadeni oku, imzala. Ne yapıyorsun? Saçmalama. Daha fazla başını derde sokma. Bırak o silahı. Sen kendi başındaki derde bak. Çıkar üstünü. Hani? Pantolonunu da çıkar. Yapma. Çoluğum çocuğum var. Benim yok. Çok mu sıktı bu lan Abidin? Abi normal. Lan benim kolumu sen mi daha iyi bileceksin, ben mi daha iyi bileceğim? Abi normal. 8-14. Nasıl olur lan? Ölüyordu. Uf, gözlerim karardı, başım döndü. Soğuk soğuk terledim. Ayaklarınızı kaldırdığınız için düzelmiştir abi. Oo, başıma bir de doktor mu kesildin Abidin? Yok abi. Anneme beydi, oradan biliyorum. Bana 9 doğurttun lan Abidin. Demek mallar sorunsuz geçti ha? Evet abi. Lübnan sınırına varmıştır bile. Vay Laz ya vay. Ocağımı söndürdün bir ayda. Ortak olduk bunu yaptın. Hasım olsak ne yapacaktın? Abi peki nereden biliyor bizim gümrükten geçirdiğimiz malları? Bu memlekette en ucuz şey adam satın almak Abidin. Bir dahaki silah sevkiyatını ihbar et Abidin. Abi bizim mallarımız. Yarısı da onun. Bakalım ne tepki verecek. Senle benden şüpheleniyor. Son lafı sana dairdi. Kafayı bana takmış. Halbuki benim Ziya abiyle alıp veremediğim hiçbir şey yok.
Ama gel bu saatten sonra ikna et. İkna edilecek de olacak da bir şey yok artık. Odri meydan dedi. Çakır da yememiş içmemiş babasına mı koşmuş? Zordan ittifak doğar. Sayemizde hiç yaşamadıkları baba oğul muhabbetini yaşıyorlar. Ama son demleridir. Yaşasınlar. Patron ne der bu işe? Konuyu bir kılıcı açsa mıydı? Savaşmak için izin istersen vermez. Ama savaşır galip çıkarsan mağlup muamelesi de etmez. Eyvallah. Lazzi harekete geçmeden hareket etmek lazım. Küçük balık senin payına, büyük balık benim payıma. Çakırı sen yok edeceksin, Lazya'yı ben. Arkamda sen olduktan sonra her pay yarı yarıya. Benim payda parala gözüm yok. Kimse benim mekanımı basamaz. Room service efendim. Otelimizin ikramı. İplikçiyle görüşeceğim. Abi kendisi burada yok. Bir notunuz varsa biz iletelim. Biz kendimiz iletiriz. Hakikaten yokmuş deyiz. Boşuna telefat yaptık da. Sıcak. Burada. İplikçi! Dedim sen kurtar beni bu heriften. Bak şimdi. Ulan başına bir şey gelmiş olmasın bu iplikçinin? Yoksa hayatta bu kadar parayı ortada bırakıp gitmez. Ne yapalım? Biz de parayı alır gideriz. Çakır, sen misin kuzum? Neredesin lan sen? Ben ne bileyim, gelen dost mudur, düşman mıdır? Bir gümbürtü duydum, deniz ikiye bölündü sandım. Deniz ikiye bölündü? Sen de o denizin arasında kalacaksın, firavun. Töbe de. Ben fakir fukara babasıyım. 1500 burslu öğrencim var. Nerede? İsrail'de mi? Dünyanın her tarafında canım. Hem İsrail'de okutacak fakiri nereden bulacaksın? Bırak bu fakir fukara edebiyatını iplikçi. Yolun sonuna geldin. Yani şimdi siz beni öldüreceksiniz de elinize ne geçecek he? Öldürmezsek elimize ne geçecek? Ne istiyorsanız kuzum. Hı? Böyle konuş, ömrün uzasın. Amin. Ihlamur içersiniz. Gerçi içeride hazırlayacak adam da kalmadı ya. Aman canım salik olsun. Ben kendi ellerimle hazırla. İplikçi. Uzun laf edip ömrünü kısaltma. Sehemi kim kurdu? Öf, ömrümü çürüttü bu sehem. Allah narin canımı alsa da kurtulsam. Ben nereden bileyim canım kim kurdu? Ulan başını bilmediğin işe para vermezsin sen. Verdim. Vermez olaydım. Şu dolmacık parmaklarım kırılaydı da vermeseydim. Ah, yandım anam. Oh, nereden buldun bu sert adamı Çakır? Oh. Bak iplikçi. Akıllı ol. Bırakırım. Hiç karışmam. Dördü kırıldı. Yüz kemiğini tuzla buz eder.
Yol yakınken konuş da. Vallahi de bilmiyorum. Billahi de bilmiyorum. Tillahi de bilmiyorum. İstediğiniz kitabı getirin el basayım. Ben beni dolandıran adamın ismini merak eder miyim? O kadar salak mıyım? Artık akıllanmak zamanı. Ama çok vaktin yok. Son 3 dakika. Mallar İsrail çıkışlı. Ara, öğren. Bismillah. Ya işte avukat hanım. Birader sen o lafı bana mı ettin? Ne lafı? Ben bir şey söylemedim. Ulan kahpe, hem sövüp ondan sonra da inkar mı ediyorsun lan? Doğru konuş be. Biz size bir şey söylemedik. Çekil lan karı. Defol git, manyak mısın nesin sen be? Yürü be. Ne? Manyak ha? Her şey güzel olacak demiştim. Ben bir duş alacağım. Sen de eşyalarını hazırla. Buralardan gidiyoruz. Uzun bir tatili hak ettik. Hadi. Hadi cevap verin. 155 polis imdat buyurun. Bir ihbarda bulunacağım. Kaltak! Herkesten intikam alacağını söylemiştim. Kusura bakmayın, 3 dakikayı geçti ama bu saatte bu kadar. Tamam lan. Telefon parasını ben vereceğim. Kimmiş? Mallar, Esther Hirsch adına sipariş edilmiş. Dünyayı kadınlar yönetiyor. Ne işi var lan bir karının silah işinde? Ya birisinin karısıysa? Kimin? Tombalacı Mehmet'in. Hadi canım. Işıl Hanım. Burada Işıl, orada Esther. Bugün dayıyla konuşurken öğrendim. Niye söylemiyorsun lan? Tam söyleyecektim, ağzımdan aldı. Şşş, birisi geliyor. Kaçırdık Cümbüş'ü. Kardeş, adın gibi sessiz geliyorsun ya. Memati. Gittiğin yerden dönmek bilmiyorsun Memati. Ondan sonra da mermi yakmak için gözün dönüyor oğlum. Abi şansım yok. Ne oldu lan? Abi onu demiyorum, o iş tamam. Ha. Ben kaçırdım, yanıyorum. E ne yapalım, kısmet oğlum. Hadi gidiyoruz. O zaman bana müsaade. Hayırdır Nedim'im, nereye? Ne yapayım kuzum, peşinize takılıp size sıkıntı mı olayım? Olur mu canım? Sen misafirmişsin. Hem seni bu saatten sonra benden başka koruyacak adam yok iplikçi. Memati, iplikçiye göz kulak ol. Canı bizim için kıymetli. Olurum abi. Allah Allah, ne bitmez geceymiş.
Çapkınlığa gidelim mi Can Polat? Heh. Bu anı bekliyordum. Hadi. Al işte. Boşanmak istiyordun, boşandın. Sehemi kuran tombalacı. Şevko'yu öldüren tombalacı. Tunca'yı taratan tombalacı. Deli? Var. İsrail'deki bağlantıya ulaştık. Siparişleri Esther Hirsch. Buradaki ismiyle Işıl Çolak vermiş. Tombalacının karısı. İplik nedim elimde. Benim, ailemin, dostumun can güvenliği tesis edilene kadar da elimde kalacak. Senin canın, ailenin canı, dostunun canı, benim boynumun borcu. Bundan böyle üç canız. Thank you.